Merhabalar. Selamlar. Yanlış Selamlar. anlaşım olmuş. Ben de öbür tarafta bekliyorum sizi. Ben bir şey söyleyeceğim onu. Hemen söyleyeyim. Ben baktım yayın yapıyor Özgün. Allah Allah dedim. Herhalde kapatıp Yeşilay hesabına geçecek. Ama dedim kendi hesabı. Bir taraftan da bakınıyorum. Bir taraftan konuşmaya çalışıyorum. Güzel oldu. Doğal Evet, kendi hesabımdan da bir duyurayım istedim. Canlı yayını. Önce bir kendim açtım canlı yayını. Daha sonra Yeşilay'a geçtim ama neyse, şimdi ayarladık. Şimdi oldu. Her şey Sıkıntı yok. muazzam, her şey güzel. Ben bu arada yayında böyle sizi beklerken onu konuşacağız, bunu konuşacağız. Bir Özgün dedim, bir Özgün Bey'le dedim. Nasıl arzu edersen Nasıl? öyle ilerleyelim. Özgün, özgün olur. Özgün. Hiç sıkıntı Bizim yok için yani. özgünsün, şöyle Evet. özgünsün. Tabii ki burada hani sözün meclisten dışarı ama hani bazı sanatçılar daha evimizden biri gibi oluyor. Bana göre biz seninle hiç fiziki olarak tanışmadık ama Evet. çok yakından takip ediyorum. Programlarla da aile yaşantında konuşmuşluğumuz da vardı. Çok aileden birisin. Aslında Teşekkür ederim. çok yıllardır söylenilen sanatçı profilinin tam böyle karşılığısın bana göre, Teşekkür ediyorum. nacizane. Teşekkür O yüzden ben de ediyorum. saygısızlık adletmiyorsa özgün Yok, demeyi tercih estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Teşekkür ederim Cansu. Güzel, keyifli bir yayın olacak bugün inşallah. İnşallah. Hiç şüphem yok. Ben şundan çok sıkıldım. Onu söyleyeyim. Ne olur beni mazur gör. Nasıl geçti karantina Evet. günleri? Çok Ne yorucu yaptınız? ve Aynen. Ne sıkıcı. yaptınız belli yani. Çıkmıyorsun. Uzun Aynen. zaman oldu. Evet. Uzun zamandır Çok. evdeyiz. Evet. Yeni normali konuşuruz ama. Tabii. Benim Tabii. seninle ilgili sanatçı kimliğinin yanı sıra ben dışarıdan birçok takipçimizle birlikte, senin takipçilerine birlikte muazzam bir baba, aile babası görüyorum. Bunu biraz konuşmak istiyorum, uygun görürsen. Tabii ki tabii. Yeni normali konuşmak istiyorum. Sağlıklı yaşam, bir spor Evet. aşığısın, Evet. Beşiktaşlısın. Bunları Evet. konuşalım Süper. istiyorum. Hoş geldin Hoş tekrar. bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Yeşilay'a da verdiğin desteklerden dolayı. Ne zaman Yeşilay bir çağrıda bulunsa sen oradasın. Severek, koşarak, canı Aynen. gönülden. Evet, Ben bu tabii ki. sosyal sorumluluk projelerinin şunu konuşmak istiyorum. Sorumluluk projeleri, evet sosyal sorumluluk projeleri ama çok fazla da böyle sahiplenemediğini görüyorum. Sahiplenen biri şu an karşımda oturuyor. Bu sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili, gönüllülük esasıyla yapılan işlerle ilgili senin görüşlerini alarak başlamak istiyorum. Bizi bir arkadan sesi geliyor. Yerim onu, Evet. öpüyorum. Tabii birazdan teşrif eder herhalde o da. Oh Ara inşallah. ara geliyor canlı yayınlara. Şimdi tabii bizler göz önünde bulunan, işlerini o şekilde yapan tanınmış kişiler, ünlü kişiler. Tabii ki meslekleri dışında bu tip sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak toplumda bu farkındalığı yaratmak adına çaba sarf ediyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat tabii çok farklı farklı alanlar var. Farklı gelişim gösteren çocuklarımız var, işte yaşlılarımız var, kimsesiz çocuklarımız var gibi gibi pek çok alan var. Ve tabii her düzenlenen gecede ya da her türlü organizasyonlarda pek çok sanatçı aranıyor. Hepsi de mümkün olduğu kadar olaya dahil olmaya çalışıyorlar ama bu iş dünyada biraz daha farklı oluyor. İnsanlar, yani bu ünlü kişiler, tanınmış kişiler bazı sosyal sorumluluk projelerini kendilerine daha doğrusu ona adıyorlar kendilerini ve o Evet. projeyle birlikte gözükmeye başlıyorlar. Yani çok Dolayısıyla da bütünleşiyor. evet, dolayısıyla da insanlar artık o kişiyi gördükleri zaman aa evet diyorlar işte. Kafaları karışmıyor. Fakat biz tabii çok farklı projelerde bulunduğumuz için bence tam gereken etkiyi yaratamıyoruz. Ben de Ediz'in doğumundan önce tabii hep bunu düşünüyordum, yani ne yapayım, ne etmem lazım. Benim temelde bir şey anlatıyor olmam lazım diye düşünüyordum. Ama ne olacağını ben de karar veremiyordum. Tabii Ediz'in doğumuyla birlikte aslında bu iş birazcık da netleşmiş oldu kafamda. Çünkü birebir yaşadığım için Down sendromu nedir, ne değildir, neler yaşıyor aileler. İnsanlar da Ediz dolayısıyla beni de kafalarında artık o tarafa yerleştirdiler. Ben mümkün olduğu kadar, tabii daha çok Down sendromuyla alakalı,
işte sempozyumlar oluyor, konferanslar oluyor, özel günler oluyor, özel geceler oluyor. O tip işlerde bulunmaya gayret gösteriyorum. Ama bunun dışında tabii farklı projeler geldiği zaman da kıramamak durumunda kalıyorum. Çünkü yanlış anlaşılabiliyor. Çok kafa karıştırmayacak şekilde onlara da dahil olmaya çalışıyorum. Ama aslen benim duyurmaya çalıştığım şey özellikle Down sendromuyla başlayıp farklı gelişim gösteren çocukların toplum üzerindeki farkındalığını arttırmak üzerine hazırlanmış projelere destek veriyorum diyebiliriz daha çok. Evet, yani aslında çok önemli bir yere değindin. Bu gönüllülük esas ve sosyal sorumluluk projelerinde aslında siz tabii hani ünlüler toplumları, şimdi onları da sınıflandırıyorum ben. Tamam, ben de mesela sunucuyum ama kitleleri yönlendirme vasfı olan sanatçılarımız aslında bizim. Şimdi onunla kitleleri yönlendiren profildeki, portföydeki ünlüler gerçekten herhangi bir şeyle özdeşleştiği zaman daha da o kitleler peşinden gidiyor. Çünkü evet, bu bir hani yanlış anlama, tırnak içerisinde gösterişten ya da bak ben bir de buradaydımdan öteye geçip ben buna kendimi adadım, ben bununla yan yana duruyorum, evet, ve yürüyorum noktasında çok önemli. Şimdi bütün ebeveynler özel, bütün çocuklar çok özel. Tabii ki. Ama bazı çocuklarımız daha özel. İşte farkındalık yaratmak gerekiyor. Ediz de bunlardan bir tanesi. Sen çok özel bir çocuğa babalık yapıyorsun. Evet. Burada bu yola çıktığında şunu sormak istiyorum. İlk olarak nerede yani bir bocalama yaşadın? Böyle bir sana ilk ne kötü geldi bu işte toplumsal olarak karşılığında? Yani tabii Ediz'in doğumundan önce biz de açıkçası çok bilgi sahibi değildik ve durumun ne olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Dolayısıyla tabii Ediz'in doğumuyla birlikte o ilk bocalama, ne yapacağız, ne olacak, başımıza neler gelecek, bizi hayatta neler bekliyor gibi pek çok sorular sormaya başladık. Gel. Gel merhaba. Bakalım. Merhaba. Nasılsın? Küçük prens. Ne oldu? Ne oldu? Sonra gel. Sonra gelirim, tamam. Ediz bizim yanımıza. Tamam mı bir tane? Tamam mı? Tabii dolayısıyla biz de tam neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için o ilk bir hafta 10 günlük süreç bizim için zor geçti. Fakat daha sonra işte biz Down Türkiye Derneği ile iletişime geçtik. Ve oradan aldığımız bilgiler doğrultusunda hızlıca Ediz'in eğitimlerine başladık. 2 ay itibariyle Ediz işte özel eğitimlerine başladı. Ve pek çok tabii aileyle görüştük, konuştuk, yazılar okuduk. İşte insanları gözlemlemeye başladık. İşte Instagram'dan dünyadaki işte Down sendromlu çocukları, onların ailelerini görmeye başladık. Ve her geçen gün bize söyledikleri gibi aslında bu işin korkulacak bir iş olmadığını ve sadece gerçekten zor bir iş olduğunu, evet, diğer çocuklardan daha fazla ilgi ve özellikle eğitim konusunda daha fazla destek görmesi gerektiğini bu çocukların farkına vardık. Ve zaman içerisinde biz de öğrenerek Ediz'de büyüdük. Ama tabii herkesin de söylediği gibi, yani özellikle farklı gelişim gösteren çocukların anne babalarının söylediği gibi, asıl zorluk hep toplum karşısında oluyor. Yani toplumla çocuk iç içe gelmeye başladıkça, bu bir araya, evet, gelmeler sıklaştıkça, işte alanlar arttıkça, işte parklara çıkıp çocuk oyun oynama yaşına geldikçe, daha sonra okula gitmeye başladıkça, eğitim sürecindeki sıkıntılar, daha sonra işte iş hayatına başladıkları zaman gibi biraz daha zorlanacağını hep söylüyorlardı. Biz de onları işte görmeye başladık ve dolayısıyla toplum, buradaki sıkıntı toplumun bilinçsiz olması açıkçası. Ve biz de bunu birazcık kırmaya çalıştık. İşte sosyal medyada Ediz'in çok fazla seven, çok takipçisi oldu. Evet. Ben de onlardan biriyim. Evet, biz de mümkün olduğu kadar hani işi ince de bir çizgisi var bu işin. Onu aşmadan insanların da meraklarını çok arttırmadan Ediz'i mümkün olduğu kadar gündelik hayatımızda paylaşmaya başladık. Ve bu aslında çok faydalı oldu. Çünkü diğer çocuklar, diğer Down sendromlu çocuklar için de
aslında büyük bir farkındalık yaratmış olduk. İnsanlar artık şimdi bir video koyuyoruz Ediz'le ilgili. Ben bakıyorum mesela. 2.5 milyon kişi izliyor. İzliyor. Şimdi evet Ediz'in o videosunu. Dolayısıyla biz bir anda direkt olarak 2 milyon, 2.5 milyon kişiye dokunmuş oluyoruz Ediz'le birlikte. Ve 2 milyon kişi belki de onun 1 milyonu, 1.5 milyonu Down sendromlu bir çocukla belki daha önce karşılaşmadı ya da birebir temas kurmadı, gözlemlemedi. Hı hı. Ve ertesi gün çok daha farklı bir gözle bakıyorlar diğer çocuklara, tabii, diğer Down sendromlu çocuklara da. O yüzden böyle bir faydası oldu diyebilirim. Hı hı. Sosyal medyanın özellikle. Ama onun dışında da bizlerin de zorluk yaşadığı yerler hep gene tabii toplumda insanların bakış açısı, çocuklara olan ön yargıları, bilmemeleri, çekinmeleri, korkmaları, bunlar da bizleri üzen ve hep yıpratan şeyler oluyor. Evet, aslında bu muazzam bir şey söyledin. Yani ben de bunu sormuştum aslında. Hani bizim hani farklılıklarımız değil, cehaletlerimiz yıkıyor ve bölüyor aslında. Evet. Burada en önemli şey bu konuda cahil olunması. Maalesef, hı-hı, ben de haberleri sunduğum zamanlarda da bu tarz özel, farklı olan çocuklarımıza sadece, şimdi çocukların dünyasında aslında böyle bir şey yok. Tabii. Senin yaptığın iş orada o yüzden çok önemli. O 2,5 milyonun, 1,5 milyonun değil, 2,5 milyona da özel bir çocuğa sahip olmasa dahi bile, hı-hı, oradaki algıyı yönlendiriyor. Çünkü çocuk onu akranı olarak, arkadaşı olarak görüyor. Farklılıklar, o tabular, evet, o etiketler biz ebeveynlerin, yetişkinlerin zihninde. İşte onlara dokunabildiğin için muazzam bir iş yapıyorsun. İnşallah bu konuda da çok önemli yollar kat edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Ama eğitim dedin. Eminim burada senin anlattıklarından ilham alacak ve yol tutacak insanlar da vardır. Bir de bir şeyden daha bahsettim. Bu özel bir soru olacak. Haddimi aşmıyorsan eğer sormak isterim. Cevaplamama hakkında var. Şöyle bir şey. Down sendromlu olduğunu öğrendiğimizde dedin. İlk bir hafta zor geçti. Hı-hı. Ben şimdi hani cehaletimi mazur gör, bilmiyorum. Bunu Ediz annemin karnındayken mi öğrendiniz ilk, hı-hı, etapta? Öyleyse nasıl bir reaksiyon olabilir? Başka opsiyonunuz vardı ama siz bu, hı-hı, yola mı gitmek istediniz? Hı-hı. Yoksa doğduktan sonra mı? Bu benim için çok önemli bir soru. Tabii biz doğduktan sonra öğrendik. Şimdi tabii çocuk anne karnındayken bazı standart testler yapılıyor, hı hı, tarama testleri yapılıyor. Ve belli oranlar, ihtimaller, rakamlar verebiliyor doktor aslında. Hı hı. Bir, sizin çocuğunuzun işte Down sendromu ya da farklı bir genetik farklılık olma ihtimali işte atıyorum 40.000'de 1 ya da bilmem, hı, kaç binde bir işte. De ultrasonuna bakıyorlar. İşte ne yapıyor? Çocuğun anne karnında çok bariz bir fiziksel farklılığı var mı? İşte ensesi kalın mı? İşte burun kemiği, hı, çökük mü? Gibi gibi. Eğer bunlar varsa tespit edilebiliyor bu durumlar. Onda da %100 doğru çıkmasa da bizde öyle bir risk, herhangi bir risk gözükmedi. Gözükmedi. Dolayısıyla biz de tabii böyle bir şey beklemiyorduk. Zaman içerisinde de onu kendi aramızda da tabii sorguladık yani bir taraftan. Çünkü insan ister istemez diyor ki ya doktor niye bize işte, çünkü biz sorduk. İşte Amerika'da bazı testler var, onları yaptıralım mı? İşte burada yüzde kaç, %94, orada %99 oran, işte şöyle böyle bir sürü şey var. Ama bir taraftan da dedik ki gerçekten acaba bilseydik tepkimiz ne olurdu bilemiyorum. Yani büyük ihtimal Ediz'i dünyaya getirirdik yani. Yani zannetmiyorum vazgeçeceğimizi. Hı hı. Ama o süreç bizim için daha zor geçebilirdi. Belki, hı hı, kafamızdaki o şüpheler ne olacak ne bitecek. Hani biz biraz daha böyle doğum sonrası bir şok gibi bir şey oldu belki bizim için. Bir hafta, 10 günlük hafta bir süreç. Ama dediğim gibi biz doğumla birlikte öğrendik. Ama o kadar çok insan bize daha çok Nida'ya tabii yazıyor ki işte pek çok insan doktor çocuğumuzun Down sendromlu işte olabileceğini söyledi ama biz doğuracağız, işte Ediz'i gördük ve kesinlikle korkmuyoruz. Sonuçta Allah'ın bize verdiği, bağışladığı bir can bu gibi pek çok şey söylüyorlar. Tabii hiç kimseyi bu konuda şöyle yap ya da böyle yap diye bir şey demek mümkün değil. Yargılayamazsınız. Evet. Çünkü
sadece biz de zamanla öğreniyoruz. Down sendromu genetik farklılıklar dışında, fiziksel genetik farklılıklar dışında, işte atıyorum çekik göz, ne bileyim yedeki tek çizgi gibi gibi farklılıklar dışında aslında pek çok da sağlıksal problemi bir arada taşıyabiliyor bu çocuklar. İşte akciğerlerinde bir sıkıntı olabiliyor, pek çoğunun kalbinde problem olabiliyor ki Ediz'de de böyle bir sıkıntı vardı. Biz o yüzden bir 15 gün kadar hastanede kaldık gibi gibi, çok şükür ondan sonra toparladık. Ama dediğiniz gibi bununla birlikte pek çok, sadece Down sendromu değil, pek çok farklılıklar olabiliyor. O yüzden asla hiçbir aile adına konuşma şansım yok. Ama dediğim gibi biz doğumdan sonra öğrendik. Şeyde dedik, iyi ki de öyle oldu. Dedik yani. En azından o amelilik sürecinde bir sıkıntı yaşamadık. Sonra zaten gerçekten hani bir hafta dediğimiz o 10 gün sıkıntı yaşadık diyoruz ama o hep Ediz'den belki de ayrı kaldığımız için oldu. 15 gün hastanede kaldık. Ediz yoğun bakımlı olduğu için Ediz bizim yanımıza getiriyorlar gün içinde. O geldiği sürede zaten hiçbir şey düşünmüyorsun kötü ya da öyle tatlı bir şey ki. Ama sonra Ediz'i tekrar yoğun bakıma götürdükleri zaman biz Nida'yla baş başa kalıyorduk. Ve o zaman işte ne yapacağız, ne edeceğiz, acaba ne olacak gibi sorular başlıyordu. O birazcık bizi zorladı ama sonra zaten her dediği gibi tecrübeli ailelerin o korkularımız bizim en büyük mutluluğumuz oldu hayata dair. Ya çok tatlı babası, yani tam bir lokum yani. Böyle yemelik bir bebek. Gerçekten öyle. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ediz'in fanları Özgün'ün fanlarını geçebilir. Kısa vadede. Bilmiyorum. Baba ol, bir rekabete girebilirsiniz. Eğitim meselesini de sormak istiyorum. Şimdi hazır bu konu açılmışken. Sağlıklı yaşama da geçmeden önce. Eğitimle ilgili mesela farkındalık yaratılması gereken ya da mesela yurt dışındaki, ben biraz senin bu konuşma için biraz araştırdım, zannediyorum eğitim saatleri ya da bu konuyla ilgili özel eğitim kurumlarının farklılığı da böyle ciddi bir şey. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Bir sesimizi duyurmak adına da hoş olur diye düşünüyorum. Yani inşallah yanılmıyorsam geçtiğimiz sene bir araştırma komisyonu da kuruldu meclisimizde. İnşallah yakın zamanda daha da güzel işler olacaktır ama Türkiye'de bazı sıkıntı ve problemler var maalesef. Mesela belli dönemlerde Ediz'in sürekli bir raporu var. Bu raporunu yeniletmemiz gerekiyor. İşte tekrar gidiliyor, bakılıyor hastanede. Ama şimdi Down sendromu bir hastalık değil. Yani Down sendromuyla doğan bir çocuk dünyada hiçbir zaman 2 sene sonra Down sendromu geçti diye bir durum yok artık. O çocuk Down sendromla. Neyse, bu rapor alınıyor. Bu rapor alındıktan sonra da devlet özel eğitiminin çok aslında az bir kısmını maalesef karşılıyor. Yani burada işte 2 saatse ya da 4 saatse bu eğitim yurt dışında haftada 40 saate kadar çıkıyor. Çıkabiliyor. Dolayısıyla biz de baktığımız zaman görüyoruz ki o kadar sosyal ve o kadar aslında farklı ki çocukların gelişim süreçleri. Dolayısıyla biz de burada ne yapıyoruz? Özel eğitimle, özel derslerle desteklemeye çalışıyoruz. Tabii bunun dışında evdeki eğitim çok önemli. Yani oradaki bir saat, iki saatlik bir ders değil. Sonra gün içinde sürekli tekrarlanması. Bu konuda da Down sendromu çocuklar birazcık inatçı oluyorlar. Ediz de çok inatçı. O yüzden biraz zorlanıyoruz ama daha çok işte annesi ve babaannesi biraz daha iyi eğitim konusunda bir tık daha ikna ediciler ve daha herhalde kadın da oldukları için biraz daha böyle dirayetliler. Ben o kadar yapamıyorum. Babam da ben de birazcık daha böyle Ediz'in eğlenceli oyunlar arkadaşı olarak takılıyoruz evde. Ama tabii bu sürekli hayatları boyunca devam edecek olan bir süreç eğitim. Çünkü pek çok şey yapabiliyorlar Down sendromlu çocuklar. Ama zor yapıyorlar. Yaşıtlarından geç öğreniyorlar. Normal de dememek gerekiyor. Farklı gelişim göstermeyen diğer çocuklar doğal refleks ya da kendiliğinden öğrendiği her şeyi bizim Ediz'e öğretmemiz, göstermemiz, tekrar edip
Onda bunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bu pek çok insan bize yazıyor Türkiye'nin pek çok yerinden, Anadolu'dan, işte köylerde olan nerede eğitim alabiliriz, nasıl eğitim alabiliriz, çocuğumuza neler göster, nasıl eğitim verebiliriz. Derneklerle bağlantıya geçmelerini tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi çok az, öğretmen sayısı kısıtlı. Ve bu çocukların tek şansı eğitim. Yani sürekli bir eğitim. Dolayısıyla onunla ilgili işte bağışlar yapılıyor. İşte dernekler, işte geceler düzenliyor, organizasyonlar düzenliyor. Onlara insanları en azından davet etmeye çalışıyoruz. Ki o dernekler çocukları okutuyor, işte iş sahibi yapmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bu zorlu bir süreç. Ama hayatta zaten kolay olan hiçbir şey yok. Ve bir şey yemek verdikçe de hayatta bu ne olursa olsun, ona olan bağlılığınız ve sevginiz artıyor. Yani bunun da zorlukları buysa avantajları da, güzel tarafları da bu oluyor. Aynen. Mesela Küçük Prens'i bilir misin? Orada bir söz vardır. Senin gününü diğerlerinden ayrı kılan şey ona ayırdığın zamandır diye. Evet, aynen. Aynen böyle ki bir babalık ilişkisi. Zaten çok fazla işte Yeşiler Başkanımız Profesör Mücahit Hoca'yla da konuştuk. Çocukların gelişimini konuştuk. Bağımlılıkları konuştuk. Sana da biraz sonra sormak isterim. Yani çocuğun zaten 0-6 yaş dönemi o kadar önemli bir dönem ki. Yani bir çocuk dünyaya getirme kararı aslında... bir insan yetiştiriyorsun. Nasıl bir çiçek yetiştirirken toprağını değiştirsin, gübresini ekersin, güneşine çıkartırsın. Bu da böyle bir süreç. Ama sen gerçekten canı gönülden kutluyorum. Çok hani ideal rol model bir baba olarak karşımızda duruyorsun. Daha bana mı geliyorsun oradan bu konuşmaya? Nida'ya da sevgilerimi iletiyorum. Nida, tamam, seni anlatmaya kelimeler bulamıyorum bir zaten. Bir de bana sorun o babayı falan. Yani işte... Vallahi öyle çok iyi bir baba olduğumu düşünmüyorum ama çok seviyoruz biz Ediz'i. Ve elimizden geldiği kadar da bu sevgiyi paylaşıyoruz. Hani o çok, yani Ediz bir kere her şeyden öte gerçekten çok büyük bir sevgi ortamında büyüyor. Bu çok önemli bence bir çocuk için. O yüzden hani çocuğu yapma, karar vermek, bir dünyaya getirmek, yani... Annelik babalık böyle olmuyor. Ben onu çok net anladım. Çok zor bir iş. Senin de dediğin gibi büyük bir sorumluluk ve daha dünyaya gelmeden önce aslında pek çok riski taşıyor ve onu biliyor olmak lazım. Yani bu, şimdi buradan da bu birazcık işlerle ilgili kısma da geçeceğim. Yani bu çocuk ne olacak? Sağlıklı olacak mı? Büyüyecek mi? Büyürken nasıl arkadaşlar edinecek? Büyüme çağında, özellikle buluğ çağında kötü alışkanlıklar edinecek mi? Sigaraya, alkole, uyuşturucuya bulaşacak mı? Gibi işte araba mı kullanacak, böyle arkadaşlarla gidecek, o arkadaşlarla gibi. O kadar çok aslında insanın kafasında soru ve maalesef hasta başına gelebilecek kötü ihtimaller de var ki anneler ve babalar bunu, daha doğrusu anne baba olmaya karar veren kişilerin bunları bilerek bu işe girmeleri lazım. Yoksa sadece çocuk yaptık, doğurduk, hadi bırakalım, o kendi başına büyüyen bir şey değil. Dolayısıyla burada da Yeşilay'a gerçekten tabii çok o yüzden gönülden destek veriyorum. Özellikle anne baba olduktan sonra çok daha net anlıyoruz ki gelişim çağındaki özellikle çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması adına bilinçlendirici çok güzel projeler yapıyorlar. Sürekli anlatıyorlar. Sürekli anlatıyorlar. Ve ailelere de aslında, burada çocuklardan çok ailelerin bu konuyu bilip, bu konuları bilip ve nasıl davranacağınız da çok önemli çünkü çocuğunuza. O yüzden tekrar canı gönülden ben hem teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, hem de onların her projesinde mümkün olduğu kadar da yer almaya çalışıyorum. Ben de Yeşilay aileme çok teşekkür ediyorum. Şimdi sağlıklı yaşamı konuşalım istiyorum biraz. Yorumları da açacağım. Soru da sorabilirler. O sorulardan da yönlendirebiliriz bir süre sonra. Şimdi spor yaptığınızda hatta bir tane streç fotoğrafınız vardı. Aman Allah'ım, elinizle yollara bayılmış. Sağlık şimdi tabii özel bir evladın olduğu için artık hayatın daha sistematik, daha düzenli yaşıyorsundur muhtemelen. Evet.
Ama öncesinde de galiba bu sağlıklı yaşama çok dikkat eden birisin sen. İşte bağımlılıkları vesaire konuşmuşken geçen gün de mesela işte Aydilge ile konuştuk. O da diyor yani hani maalesef ama maalesef eğlence sektörüyle bir takım alışkanlıklar, zararlı alışkanlıklar, bağımlılığa yol açan alışkanlıklar iç içe geçmiş gibi durabiliyor. Ama Evet. aslında böyle bir gereklilik yok. Ne dersin? Yok. Yani bu özellikle birazcık daha 70'li 80'li yıllarda da 60'lı 70'li yıllarda belki de daha çok Amerikan kültürünün Evet. bize birazcık empoze edilme tarzı ve o dönem oradaki yaşanan bazı şeyler, sıkıntılar hala yaşanıyor. Ama bunlar tabii ki sadece müzisyenler ya da ünlü kişiler bu tür Evet, değil. bağımlılıklar ya da bu tür kötü alışkanlık sahipleri değil. Sadece bunlar çok göz önünde olduğu için bir şekilde hep insanlar bunu gördü, fark etti. Birazcık öyle gibi algılandı insanların üzerine. Ya evet, bu adam ya müzisyense, işte gece çalışıyorsa, gece hayatındaysa kesin bu işte uyuşturucu kullanıyordur. Bunlar sabahtan akşama kadar içerler, işte bilmem ne, şöyle de. Yani böyle bir yapı vardı. Ama şu anda mesela bakıyorum, dünyada da öyle değil. Dünyada da hep bu sektördeki insanlar hep sağlıklı yaşam, artık spor, düzgün beslenme. Hep bu şekilde, çünkü yaşları da büyüyor starların ve kendilerine iyi bakmak durumunda olduklarını görüyorlar. Çünkü diğer türlü gerçekten 30 yaşlarına gelmeden pek çok insan öldü. Yani bu bağımlılıklardan dolayı. Bende de özellikle tabii Nida ile tanıştıktan sonra da pek çok şey tabii değişti benim de hayatımda. Daha sonra Ediz'in olmasıyla birlikte iyicene farklılaştı. Ben de tabii gençliğimde geç yatardım, iyi beslenmezdim, yememe, içtiğim, yediklerime, içtiklerime dikkat etmeyen bir adamdım. Sabahlara kadar otururdum, öğlene kadar uyurdum falan, böyle bir adamken daha sonra tabii Nida ile tanışmam ve Nida ile tanıştıktan sonra hayatıma bir de sporun girmesi beni çok farklı bir adam yaptı diyebilirim. Yani o yüzden bir kere sporun bence mutlaka hayatımızda olması gerekiyor. Yani bunun için bir salona Şimdi gitmeye nasıl gerek yaşıyor? yok. Sağlıklı olarak nasıl yaşıyor Özgür? Yani şöyle bir kere spor hayatınıza girdiği zaman bir kere hayatınızı disipline eden bir şey. Ben onu diyorum, yani bir yaşam tarzı. Mesela spor yapmak, çünkü salona gitmekle başlamıyor. Şimdi bu, mesela bugünden bahsedelim. Bugün benim antrenman yapacaksam eğer, ben bir gün öncesinden zihnen onu hazırlanmaya başlıyorum. Ona göre besleniyorum. Diyorum ki yarın sabah ben işte 11'de spor yapacağım. Benim 11'de spor yapmam için 9'da kahvaltımı yapmış olmam lazım. Kahvaltımda işte bunları yemem lazım. Bu kadar karbonhidrat yemem lazım. İşte bu kadar protein almam lazım. O arada dinlenmem lazım. İşte 11'de spora başlıyorum. 12:30 gibi sporum bitiyor. Spor bittikten sonra işte biraz dinleniyorum. İşte şu şekilde biraz protein almam lazım. Daha sonra işte bir miktar işte sebze, işte karbonhidrat, o bu derken aslında o bir saatlik spor benim öğleden sonra saat 2'ye kadar, yani sabah 9'dan öğleden sonra 2'ye kadar ki olan hayatımı o Planlamış günlere oluyor. kapsamış oluyor. Daha sonra da zaten o spordan dolayı zaten kötü bir şeyler yemek istemiyorsunuz. Kötü şeyler içmek, zararlı şeyler, şekerli şeyler de yemek içmek istemiyorsunuz. Aksi takdirde yapmış olduğunuz iş boşa gidiyor. Ve bu böyle 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 her gün sonuçlarını da gördükçe hem özgüveniniz artıyor hem kendinize olan saygınız artıyor. Ve inanılmaz hormonsal değişiklikler oluyor. Mutluluk hormonları salgılıyorsunuz falan. Çok daha iyi hissediyorsunuz. Bu sefer mutluluk Depresyonu. hormonuna bağımlı oluyorsun. Evet, Bu yani aynen istediğimiz bir öyle. Çünkü şey. yapamayınca bu sefer kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Spor yapmak istiyorsunuz. Gibi gibi. Bu çok çok önemli bir şey. Ve insanları gerçekten, çocukları, gelişim çağındaki çocukları mutlaka bir spor dalı ve bir sanat dalıyla bence Muhakkak mutlaka evet. uğraşmaları gerekiyor. Çünkü sanat ruhen çok besleyen bir şey. Bedenen de spor aynı zamanda ruhen de çok da besliyor. Bu iki güzel şey insanların hayatında olduğu zaman hem zaten kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyorsun hem de kişi olarak, birey olarak da daha duyarlı, daha sevecen, daha mutlu
kendini seven, dolayısıyla çevresini de seven bir insan olmaya başlıyorsunuz. Gerçekten öyle. Peki tabii bu dönem konuşmayacağım değil mi? Ama şunu sormak istiyorum. Mesela eve nasıl sığdınız? Ya spor vesaire bunları yapabildiniz mi evde? Bu 70 günde evet. Sıkılmadın mı diyeyim? Yani ne yaptın demeyeyim de yeni normale geçmeden. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Edis'in oyun alanının daralması dışında gerçekten bizim herhangi bir sıkıntımız olmadı. Yani ben açıkçası benim hayatımda çok büyük değişiklikler olmadı. Hani sadece işimi yapamamak beni üzüyor ve mutsuz ediyor. Sahneye çıkamıyorum. Ama onun dışında ben zaten konsere gitmediğim zamanlar evinde oturan, sporunu evde yapan, evinde yapan, evde ailesiyle vakit geçirmeyi seven bir adamım. Zaten çıkıp gezen, çok dolaşan bir insan değilim. Ki bu bir zorunluluk. Yani ben o yüzden insanları da birazcık gördüğüm zaman her ne kadar hak versem de birazcık da üzülüyorum ve bozuluyorum. Şimdi sağlıklarını hiçe sayıp bu 70-80 gün boyunca çalışmak zorunda olan, belki bu yüzden hayatlarını kaybeden binlerce sağlık ya da o sağlık sektöründe çalışan, temizlik görevlerinden tutun pek çok insan oldu. Bunlar, bu insanlar bu kadar zor şartlardayken evimizde sıkıldık demenin ben birazcık öyle bir şansımız... Şımarıklık olduğunu düşünüyorum onun ben. Onun böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca özellikle 65 yaş üstü yaşlarımız için tabii ki zor. Ama onların da şunu anlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu onları bir şeyden kısıtlamak için verilmiş bir karar değil. Çünkü onlar en büyük riski taşıyorlar. Ve hayatlarını kaybediyorlar. Yani o insanlar ölmesin diye, hayatlarını kaybetmesin diye bu yasaklar koyuluyor. Dolayısıyla ben açıkçası evde hiç öyle bir sıkılmadım yani. Zaten iş bitmiyor. Yani temizlik başta, orayı yap, burayı yap, Ediz'le oyna, yemeğini yap, işte götür, işte müzik, iş, güç, kayıt. Yani gerçekten gün yetmiyor. Kaç gün oldu? Bayağı oldu herhalde. Artık saymıyorum da. Ben ama, de. Yani Mart'ın 20'sinden beri evdeyim. Evet, ama yani. Bizde 14'üydü galiba. Ama hiç öyle bir şeyim olmadı. Tabii ki insan istiyor. Çıkalım, gezelim. Arkadaşlarımızla buluşalım. Ama bu zorlu bir süreç ve bunun ucu bucağı da belli olmayan bir şey. Yani tarih ne kadar zaman sonra normalleşeceğiz. Dolayısıyla kendimi çok sıkmıyorum. Yani hadi artık demiyorum. Bunu sanki uzun bir süreç gibi düşünüyorum. Yani yani askerlik gibi düşünün. Şimdi orada da bir bazı kurallar vardır. Oraya gidersiniz. Belli bir süre boyunca 6 aysa 6 ay, işte 12 aysa 12 ay. Artık siz oradasınız ve yapmanız gereken bazı şeyler var. Yani onun dışında ben sıkıldım, dışarı çıkıyorum, ben annemi babamı özledim, gidiyorum diyemezsiniz. Diyemez. İçinde birazcık ben öyle görüyorum. İnşallah kayıpsız bir şekilde, yani mümkün olduğu kadar az kayıplı sevdiklerimiz hastalanmadan bu süreci atlatırız diye düşünüyorum. Ama beni yani yoran, yıpratan şey işimi yapamamak. Yani sahneye çıkamamak ve ilk bizim sektörümüz etkileniyor ve en sonda bizim sektörümüz hayata döneceği için. Normal, evet. O yüzden en son siz normalleşeceksiniz. Evet. Çünkü kalabalıklara yapılan bir şey. Hoş şimdi Haziran ayında dün itibariyle açık hava konserlerine işte belli mesafelerle herhalde onlar yapıldı. Şimdi restoranlar, kafeler açılıyor. Belki 15-20 gün sonra belli şartlarla müzik yapılan yerlere de izin verebilir ama bu 15 gün, daha doğrusu belki de bir ay çok önemli. Çok önemli. Çünkü insanlara bir rahatlama geldiğini görüyorum ben. Özellikle sokaktaki insanlara. Hem birazcık gene bilinçli olsalardı bir kısmı. Öyle çok daha rahat artık geçti ve bitti gibi düşünen insanlar var. Ama daha bir şey geçmedi. Daha benim fikrim önümüzdeki yaza kadar. Benim de pek çok insan öyle şöyle söylüyor. Daha bir senesi daha var bu işin. Ufak ufak kendimize dikkat ederek normalleşeceğiz. Tabii bu süre içerisinde kendimize çok iyi bakmamız lazım. Çünkü evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Şimdi herkesin evinde, yani aslında pek çok, yani nereye açsam artık evde spor, işte hareketler var. Mutlaka Instagram'da falan birileri yapıyor. Onlar olabilir. İşte küçük alanda bile spor yapılabiliyor. Ama iyi beslenmek çok önemli.
bağışıklık sistemimizi yüksek tutmak çok önemli. Geçen gün Evden Eve Konserler Nida ile birlikte bir video, ufak bir konser çekmiştik. O yayınlandı. Hı-hı. YouTube'da da şu anda da var. İzleyenler de izlemek isteyenler de izleyebilirler Keşke'nin sayfasında. Orada da söyledim. İşte bu dönemde insanların bazı kazançlarla buradan çıkması onlar adına çok iyi olabilir. Sigarayı bırakabilirler. Evet, tam bırakabilirler. Zamanı. Evet, tam zamanı. Evet. Yabancı dile merakları varsa, özellikle yalnızlarsa, canları sıkılıyorsa okumak istedikleri kitapları okuyabilirler, izlemek istedikleri filmleri izleyebilirler. Bir yabancı dile merakları varsa onunla ilgili çalışabilirler. Aslında böyle bir dönemi fırsata çevirmek lazım diye düşünüyorum. Bakalım inşallah güzel bir şekilde daha salim atlatacağız inşallah. İnşallah. Peki müzikle ilgili çalışmalar, şimdi Yeşilay'la birlikte bir Evden Eve konser çektiniz. Bu arada teşekkür ederim hatırlatma için de. Yeşilay'ın sayfasında onu izlemeyenler, şimdi hani yeni öğrenmiş olanlar girip takip edebilirler Yeşilay'ın YouTube sayfasından. Sen mesela nasıl ürettin? Mesela var mı yeni bir şeyler, olacak mı? Yani olan şarkıların üzerinde birazcık çalışıyoruz. Şimdi böyle benim tabii bir şeyler yapmam etmem için birazcık izole olmam gerekiyor. Şimdi Ediz varken özellikle böyle bir şey birazcık zor. Çok bir şey yapamıyorum ama ara ara ufak melodiler işte kaydediyorum. Ya da olan şarkıların eksiklerini tamamlamaya çalışıyorum. Hali hazırda olan bazı şarkılar vardı. Onların işte aranjeleri üzerinde birazcık kafa yoruyorum. Çünkü ne olacak bilinmiyor. Yani şimdi Mahzen şarkısını çıkartmıştık Ocak ayının sonunda. Ki yani ilk üçteydi en son baktığımda galiba. Evet evet, yani haftalarca bir numarada kaldı şarkımız. Benim çok uzun zamandan beri yani büyük bir başarı yakaladı. En çok dinlenen şarkım oldu. Şarkımız oldu. İşte Bade ile benim, işte Gürkan'ın çıkartmış olduğu Mahzen şarkısı, işte bu dönemin bence benim adıma en büyük şansıydı. Çünkü çok çaldı ve çok dinlendi. Ama şimdi ne zaman biz normalleşeceğiz? Yani buradan şimdi evden kayıt yapmak mümkün değil. Mutlaka bir stüdyoya girmek lazım. Arkadaşlarla vakit, yani aranjör arkadaşlarımla, çalan arkadaşlarla bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu işin klibi var. İşte promosyon dönemi var. Dolayısıyla bunlar para demek. Para kazanılmadan yapılamayan işler falan. Dolayısıyla birazcık bekliyorum ben şu anda. Gidişata göre bir şeyler yapacağız mecbur, yani üretime devam etmek gerekiyor. Herhalde benim tahminim Eylül, Ekim gibi yaz sonrasına güzel bir şarkı ya da böyle 3-4 şarkılık bir minik bir albüm yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım, sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazır şarkı falan demişken böyle küçük bir şey bize tabii. Yapabilir misin? Burada bir ek verelim. Sonra birkaç soru daha sorup seni uğurlayacağım. Tabii ki. Artık hali hazırda bekliyoruz tabii. Küçük bir iki tane bir şey çalayım o zaman size. Çok seviniriz. Sen neleri affettim? Neler feda ettim? Zaman zor geçti ama geçti. Her şey birdenbire nasıl değişti? Ama ben sana veda ettim kalem kâr. Ağlarken kalanı feda ettim bir ihtimal bağlarken. Kalana tutunduğumda, hatırana saygımla, ona sürüp dua ettim yarınları beklerken. Ben bilirim durup zaten, iki göz gibi bazen, birbirini görmezken, aynı yerde birleşen. Sen ben gibi kalpten seven anlaşır madem. Beni boğdu bu mahzen, elini tutup gitsem, ben bilirim bunu zaten. İki göz gibi bazen, birbirini görmezken, aynı yerde birleşen. Sen ben gibi kalpten seven anlaşır madem. Beni boğdu bu mahzen, elini tutup gitsem,
Ediz orada değil mi hala? Ediz yukarı kaçtı. Ha, çok normalde gelmesini bekliyordum ben. Uzaktan ben de gelmesini bekledim. Genelde bu tip fırsatları kaçırmıyor canlı yayınlarda ama şimdi herhalde birazcık annesiyle yukarıda oynayacaklar. Bir tane daha bir şey söyleyeyim o zaman. Tamam, harika olur. Aklımda madem bizi mi buldu ayrılık? İnan bir sebebi var sana bu anlatılanların. Bitirmeye karar vermişsin. Çok üzülmüş, incinmişsin. En yakınlarından duyuyorum hep ölüyorum. Aşka tövbe edin, tekrar sevemezmişsin. Bir şey koptu, kopuyor sana içinden. Hasretin yoruyor her gün beterinden. Bu kadar mı zor? Kal gitme demek. Sen hiç böyle yapmazdın eskiden. Bir şey koptu kopuyor sana içimden. Hasretin yoruyor her gün beterim ben. Bu kadar mı zor? Kal gitme demek. Sen hiç böyle eskiden. Aklım darmadan yüzümü buldu ayrılık. İnan bir sebebi var sana bu anlatılanları. Bitirmeye karar vermişsin. Çok üzülmüş, incinmişsin. En yakınlarımdan duyuyorum. Aşka tövbe edin, tekrar sevemez misin? Bir şey koptu, kopuyor sana içinden. Hasretin yoruyor her gün beterinden. Bu kadar mı zor? Kal gitme demek. Sen hiç böyle yapmazdın eskiden. Koptu kopuyor sana içimden. Hasretin yoruyor her gün beterimden. Bu kadar mı zor? Kal gitme demek. Sen hiç böyle yapmazdın eskiden. Bu kadar mı zor? Vallahi harika. Yüreğine sağlık, sesine sağlık. Duyguyu da almak çok önemli. O duyguyu her seferinde sen söylediğinde alıyoruz. Son bir soru o zaman. Bu soruyla evet. Noktalayacağım. Yeni normalimiz için. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Özgün. Vallahi... Ne diyorsun? Zaten zordu işimiz. Birazcık. Şimdi tabii sporcuları da çok zor bir süreç bekliyor. Bir iki haftalık aralar bile onları çok zorluyor. Şimdi uzunca da bir ara girdi. Herhalde önümüzdeki hafta aslında ligler minik minik başlayacak gibi gözükse de zaten Türkiye Futbol Ligi birazcık maddi durumlardan sıkıntı içerisindeydi. Beşiktaş'ın da öyle. Maalesef çok borcu var. İstediği transferleri yapamadı ama son anda bir Sergen Yalçın hamlesiyle güzel bir ruhsal bütünlük yakaladı Beşiktaş. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla bu seneyi mümkün olduğu kadar en azından birliktelik ve iyi futbol oynayarak geçirebilirlerse önümüzdeki sezona yani akıllı, mantıklı, genç, yetenekli, hani çok pahalı ve flash isimler zaten artık hayal oldu ama birazcık daha altyapıya eğer yatırım yaparlarsa
Sergen Hoca konusunda da ısrarcı olacaklarını düşünüyorum. 2 sene sonra falan, 2-3 sene sonra güzel bir Beşiktaş izleriz. Öyle yani, yatırımla geçecek diye düşünüyorum bu 2 sene. Ama bizler zaten şampiyon olsun diye sevmedik Beşiktaş'ı. Sevinmek için sevmedik değil mi? Aynen öyle. Bizim bir durumumuz başka. Biz her zaman canlı gönülden desteklemeye devam edeceğiz. Yeter ki onlar da sahaya ruhlarını koysunlar, inanarak oynasınlar, takım olsunlar. Yoksa yenmiş, yenilmiş, muhakkak birisi yenecek, birisi yenecek bu iş. Yenmek, kazanmak, tabii ki herkes kazanmak ister. Ama mühim olan sahadaki o savaşı görelim biz. Yani savaş dediğim kendi işlerimizi, evet, onu görelim. Dediğim gibi bir iki seneye kadar birazcık sakin kalacağız. İki sene sonra falan güzel Beşiktaş izleyeceğiz bence. Hadi inşallah. Benim için umudum yok ama kötü polislerim. Sen daha optimistik taraf ol. İnşallah olacak. İnşallah. Özün çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evinin kapılarını bize açtın. Yaptıkların için, yapacakların için farkındalık yaratmak adına çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Aynı zamanda da birebir de tanıştığımız için ben ekstradan da mutlu oldum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Hem Cansu sana hem Yeşil'e çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Güzel, sağlıklı günlerde görüşeceğiz inşallah. Kendilerine dikkat etsinler. İnşallah. Hoşçakal. Elinizi çok öpüyoruz. Nida'ya da çok selamlar. Söylerim. Aleykümselam. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.